Ben geldim ama size inanılmaz küsüm haberiniz olsun. Bak dün mukbang atmadım, ondan önceki gün mukbang atmadım. 2 gün yokum ortada. İnsan bir der ki, abi sen neredesin? Niye video atmıyorsun? Öldün mü, kaldın mı? Uzaylılar mı kaçırdı seni? Başına bir iş mi geldi? Biri bir yere, ıssız bir yere mi gitti? Ne bileyim, inşaatta topun mu kaçtı? Ne oldu yani diye sorar insan yani. Ayıp. Ayıp yani. O yüzden size çok dargınım. Neyse. Bunu dedim bir dipnot olarak söyleyeyim de. Ben 2 gündür neredeyim? Vallahi fellik fellik geziyorum arkadaşlar. Size söyleyeyim. Instagram'dan takip edenleriniz varsa görmüştür. Dün denize gittim. Zaten şu an bak ten ayrımını görüyor musun? Bak. Hop hop hop. Farkındasındır zaten. Uzun kollu ya da kısa kollu bile olsa tişört giyemiyorum. Tişörtlerimin kollarını kestim. Bu şekilde evde dolaşıyorum. Bildiğiniz yanıyorum. Söndürelim mi? Tabii tabii modundayım. O yüzden böyle hiç canım yemek yemek de istemiyor. Aslında size küs olduğum için bugün ben mukbang da çekmeyecektim. Ama dedim ki küçük bir sitem mukbangı çekeyim. Yemek yapacak halim de yok. Yatıyorum böyle morg gibi evin içi. Klimayla oturuyorum falan, o derece yanık haldeyim. Ki hiç güneşe çıkmadım. Bütün gün şemsiyenin altında oturdum. Denizden çıkar çıkmaz anında kurulandım. Hemen tişörtümü giydim. Serin yerde oturdum falan. Ona rağmen bu durumdayım. Ve benim denizden nefret etmemin sebebi tamamıyla bu. Bunu anladım bir kere. Bunu bir kenarıya koydum. Sevmiyorum. Tuzlu su bana değdiği an ben bu hale geliyorum. O yüzden de bundan sonra denize artık 3 sene sonra mı 5 sene sonra mı girerim bilmiyorum. Ben bir havuz insanıyım. Beni ellemeyin. Ben havuza girer çıkarım. Ben havuzcuyum arkadaş. Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Tamam, denize kendiniz gidin bundan sonra deyip hafta sonu yine denize gideceğim. Nasıl iş var? Neyse. Bakın ben ne yaptım bugün biliyor musunuz? Makarna kavurdum. Bu çift renkli makarnayı biliyor musunuz? Şimdi makarnanın yarısını sıvı yağda kavuruyorsunuz, böyle rengi dönüyor. Bakın içinde kahverengi makarnalar var. Görüyor musunuz? Makarnanın yarısını böyle yağda kavuruyorsunuz, rengi dönüyor. Sonra bulyon atıyorsunuz içine. Yani tavuk bulyon, et de olur. Sonra onunla da birazcık daha kavuruyorsunuz. Sonra yarım paket o dışarıda ayırdığınız o beyaz makarnayı tekrar içine atıyorsunuz. 3 ya da 4 su bardağı makarnanın iriliğine göre su ilave ediyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. En küçük ocağı alıyorsunuz. Yavaş yavaş pişiyor. Bunu süzmüyorsunuz da. Kendi suyuyla, o bulyonuyla, onunla bununla böyle pişiyor. Ve çok lezzetli. Ben size söyleyeyim. Ay, içim yanmış. Bir çırpıda da makarna tarifini verdim yalnız ha. Bir de böyle ben yapıp yapıp difrize atıyorum. Köftelerim var. Yanına da çıkarmışız 5 tane köfte. Bugünkü dedim akşam yemeğim bu olsun. Aslında mukbangın çekim saati de saat 6'ya geldi. Valla bu ne zaman yetişirse o zaman yayınlayacağım artık. Geç bile kaldım. Aslında dediğim gibi hiç yayınlamayacaktım. Biriniz bile sormadınız. Neredesin abi? Mukbanklar nerede abi diye. Dedim herhalde bunlar benden sıkılmış, yayınlamıyor. Çekmiyor artık o zaman. Bu makarna böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum bunu. Elimde olsa bütün makarnaları kavururum. Köftem de bana özel bir tarifi belki veririm böyle. Deniz kenarları falan, kumsallar inanılmaz kalabalıktı. Dört arkadaştık. Dört tane şezlong tuttuk. 1.000 lira arkadaşlar. Şaka gibi. Ve bildiğiniz halk plajında. Gelen şezlonglar da berbattı. Asla rahat değil. Böyle 5 şezlong oturuyorsun, içine göçüyorsun. Ucuna bastırıyorsun, o tarafı kalkıyor. Her yeri pas falan. Çok tuhaf şezlonglardı. Ben böyle beach anlayışını, o böyle o çıt kırıldımlığı sevmiyorum. İşte ne bileyim, hani böyle insanlar köpekleriyle geliyor, orada oynuyorlar, şey yapıyorlar ya, ben onu seviyorum. O yüzden normal Ilıca'daki bir halk plajına gittik. Ama yani inanılmaz pahalı. Bir tane mısır 100 lira. Gerisini siz düşünün. Girip çıktığınız mekanlardan 1.000 liradan aşağı çıkamıyorsunuz zaten. Allah'ın emri. Biraz gezdem edeceğim diye 2 gündür de mukbang çekmedim valla. Sizin de canınıza minnetmiş. Onu da öğrenmiş oldum valla. Bundan sonra zaten bir gün çekerim, bir gün çekmem. Bir gün çekerim, bir gün çekmem. Her gün çekmeyeceğim mukbang. Belli ki sıkılmışsınız. Size bir gün köftenin tarifini vereyim de annenize yaptırın. Ya da izleyen ev hanımları varsa mutlaka uygulasın. Bir gün bir videoda köfte yoğururuz.
Hem nasıl yorulduğunu, ne koyduğumu görürsünüz. Kızartırız, yeriz. Önceki mukbanglarımın altına şey yazmışsınız. Abi daha çok karşılaştırma videosu yap diye. Sanırım karşılaştırma videolarını sevdiniz. Eğer sevdiyseniz bu videonun altına da yazın. Bundan sonra ürünleri karşılaştıralım. Daha eğlenceli oluyor hem. Ben şimdi kalan yemeğimi bitireyim. Sizi öpüyorum. Birazcık sistemliyim size ama neyse. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.